5 metre barakada kebap yapmaya başladık. Günde 250 bin kişi şubelerimize insan giriyordu. Bazen şöhret afet getir diye bir laf var. Çok sıkıntı çektik. Bize o zaman un veren un vermedi, yağ veren yağ vermedi. Altındaki arabaya haciz de geldi. Dükkan mükan açıyorum şimdi, bu Birecikli markam var. 4. şubeyi açtım. 20 trilyon para harcadık aşağı yukarı. O bana bir takım et vermeyenler var ya, 1000 lira için dükkana gelenler var ya, belki de bunu dinleyecekler. Utansın diye söylüyorum. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Ahmet Bingöl, 1962, Şanlıurfa Birecik doğumluyum. Çocukluğumuz sıkıntılı geçti. Fakir bir ailenin çocuğuydum. 7 kardeşin 3 numarasıyım. Benden büyük 5 tane kardeşim vefat etmiş. Fakirlikten, yoksulluktan, zantür olmuşlar, ilaç bulamamışlar. Evimiz kara bir şey, tuvaletimiz bile yoktu. Suyumuz yoktu. 4 duvar, ocağımız bile yoktu. Benim için ulaşılmayan en önemli şey zeytin ekmek. Çünkü zeytin bizim için lükstü. Böyle tahta kutularda satılırdı. Şimdiki gibi öyle yarım kilo yok. Kese kağıdına 100 gram zeytin sarılır verilirdi. Biz zeytini 20 sefer beklesirdik. Annem bizi fırına koydu. En azından dedi ki fırında çalışın, karnınız doysun. Bu sektöre girme sebebimiz yoksulluğumuzdan yani. Fırına girip karnımızın doyması için. Kardeşim küçük Ramazan, Ramazan Bingöl. Fırına girdiği zaman okula gitmiyordu. 9 yaşında hayatın hengemesine girdik. İlk paramı fırında kazandım. O zaman hükmü 1 liraydı. Onu da anama götürüyorduk yani. Ya eve götürüyorduk, o zaman bir tane, iki tane, üç tane tavuğumuz vardı. Onun yumurtası bile bizim için iyi bir gelirdi. Onu toplardık, 5-10 tane götürüp bakkala satardık. 74'te aşağı yukarı İstanbul'a geldik. Rahmetli Ziya abi İstanbul'da olduğu için biz de onun yanına geldik. Tüm yükümüz bir otobüs ne alırsa odur. 5 kişi geliyoruz, 6 kişi geliyoruz. 3 tane biletten, 4 tane biletten. Koridorda yatarak geldik. Kasımpaşa'ya inerken bir eve taşındık. Yağmur yağdığı zaman sel basardı. İşte bir sürü hikaye. Anam da o zaman Hal un kapandaydı. Balık Ali de azap kapıdaydı. Annem giderdi oradan, Hal'den sebze toplardı. Balık Ali'nden balık toplardı. Bereket vardı o zaman. Şimdiki gibi balık çok pahalı değildi. Bizi öyle büyüttü. Biz de ben matbaacılık yapardım. İşten çıktığım zaman Beyoğlu'nda sigara satardım. Sakız satardım. Çiçek pasajı orada. Yine kardeşim Ramazan da satardı, Mahmut da satardı. Sakız boynumuzda dandi, tipi tip o zaman modaydı, sakız satardı. Nerede bir maç varsa, nerede bir mintik varsa biz oradaydık. Sonra ben matbaacılık yaparken, matbaacılık o zaman tiner, boya, gıdamı da alamıyorum. Evden sefer tasında yemek getiriyoruz. Yemek de öyle vitaminli bir şey de, işte patates haşladın, evde ne varsa aç kalıyoruz yani. Boyadır, tinerdir, buna benzer şeyler oldu mu hasta oldum. Tekrar bizi annem lokantaya koydu. Orada yine mesleğe başladık. En azından yine aynı Urfa'daki hikayeye başladı yani. Karnımız doysun, yemek yiyelim diye. Ben askere gittim. Askerden geldiğim zaman Bakırköy'de bir yerde çalışıyordum. Ustalık yapıyordum. Patron dükkanı sattı, biz o dükkanı kendimiz aldık. Borç harçlı aldık. Tabii ilk işimiz tecrübesizlik. Orada da iflas ettik. Sonra kendi dükkanımda işçilik yaptım. Bu çok zor bir şey. Vatan Caddesi'nde İskenderpaşa Halk Pazarı vardı. Şu anda Asturya Alışveriş Merkezi'nin olduğu yer. Orada bir halk pazarı vardı. 380 dükkanlık böyle bildiğin halk pazarı var. Orada ufak baraka, 5 metre barakada tekrar kebap yapmaya başladık. Sulu yemek yapmaya başladık. Ben çalışıyorum, Mahmut çalışıyor, rahmetli Ziya bir kasada duruyor. Masa yoktu. Hani böyle önde böyle mermerden olur ya, taburelerden oturuyor, öyle vardı. Popüler olduk. Rahmetli Özal'a kadar kebap yolladık. Ve her gün bir dükkan almaya başladık, büyüttük. Oradan Mevlam yürü dedi. Oradan diğer şubeleri açtık. Aşağı yukarı 11 şubemiz oldu. Ziya Şark bir halk markasıdır. Günde 250 bin kişi şubelerimize insan giriyordu. Bolu'da otobanda yerimiz vardı. Fatih'te kuyruk oluyordu, Aksaray'da kuyruk oluyordu. Dudullu Tepe'de bir yerimiz vardı, 270 dönüm. Han ayırdı kardeş. Franchise'imiz vardı, alışveriş merkezlerinde var. Var oğlu vardı. Vallahi hepsini kapardık. Hani gemide düşerken yükü boşaltırsın ya. Bazen şöhret afet getir diye bir laf var. Ben taşıyamıyorum, o taşıyamıyor. Yani bu zenginlik de öyle. Bizim kendi egolarımızdan. İşte ne diyelim, nefsimizden diyelim. Yanlış yatırım oldu, ayrılıklar oldu. Bazen iş açarsın, tutmaz. Tutmadı. Çok sıkıntı çektik. Bize o zaman un veren un vermedi, yağ veren yağ vermedi, şeker veren şeker vermedi, et veren et vermedi. Dostum diyen adam bir takım et vermedi. Bir takım et dediğim 250 kilo bir et. Altımdaki arabaya haciz de geldi. Evimin kirasını veremedim. Bir sürü hikaye var.
O gün ben bir arkadaşımla beraber yolculuk yapıyordum. Bizim avukatımız vardı. Ben de dükkandaydım. Allah razı olsun. Atilla Bey dedi ki, Ahmet Bey dedi, dükkana haciz gelecek. Sen dükkanda durma dedi. Biraz agresif davranabilirsin dedi. Sen git dedi. Biz hallederiz dedi. Yolda telefon ettiler. Dediler böyle bir olay oldu. Dükkana geldik. İşte malum olayı yaşadık. Ziya Bey vefat etti. Onun da kendine göre yüreği yaralıydı. Yani bazı şeyler üst üstüne geldi mi, bazen insanın dayanma gücü kalmıyor. Oğlunun vefatı vardı. Kendi bir beyin kanaması geçirmişti. Onun bir etkisi vardı. Var, var, var. Ama ne diyeceksin? Kader bu. Sonra bir hacı arkadaşım vardı. Dedim böyle böyle bir sıkıntımız var. Abi dedi iflas erteleme alalım. Ya kebapçının iflas ertelemesi mi olur? İflas erteleme aldık. Kayyum atandı. Kayyumla geldiği zaman bilirkişi geldi. Ne varsa elimizde, avucumuzda, malımızı, mülkümüzü sattık. Allah'ım dedim benim borcum bitmeden canımı alma. Rabbim yardım etti. Türkiye'de 1,5 senede iflas ertelemeden çıkan bir firma yok. Borcumuzu ödedik. İflas ertelemeden çıktı. Mükemmel açıyorum. Şimdi bu Birecikli markam var. 4. şubeyi açtım. Şimdi Mimarova'da bir şube açtık. 20 trilyon para harcadık aşağı yukarı. O bana bir takım et vermeyenler var ya. 1.000 lira için dükkana gelenler var ya. Belki de bunu dinleyecekler. Peynir vermeyenler var ya. Et vermeyen, süt vermeyenler var ya. Utansın diye söylüyorum. Borcumuz da yok, harcımız da yok. Aşağı yukarı şu anda gene bünyemizde 500 tane adam çalışıyor. İnsanların hayali olması lazım. Hayali olmayan adam bir şey yapamaz. Hayalim iyi bir iz bırakmak. İnsanlara örnek olmak. Ha biraz önce dedin ya, o sıkıntıyı nasıl atlattın? Ben orada ilkokul mezunuyum. Açık öğretime girdim. O sıkıntılı dönemde 4 sene üniversiteye gittim. Kızımla üniversite okudum. Üniversiteyi bitirdim. İç mimar ve çevre tasarımı bitirdim. 55 yaşındayım, ne mezun oldum. Yaşım 60, yeri gelir 20 saat çalıştım. Allah göstermesin. Bugün her şeyimi kaybetsem aynı enerjiyle başlarım. Her bölgenin kendine göre bir lezzeti vardır. Yani o bölgede de güzel yapan vardır. Ciğeri Urfalılar çok güzel yapar. Bu haçkaç Türkiye'de en güzel kebabı yapan Bireciklerdir. Burada iddia ediyorum. Yani Urfalı da gelir Birecik'te kebap yer, Antepli de gelir Birecik'te kebap yer. Kebap Birecik'lerin işi. Her şeyin sadesi güzeldir. İyi bir et olması lazım. Her şey için. Kebabın olmaz olmazı kuyruk yağıdır. Kim ne dese desin. Kuzu eti olmasa kebap olmaz. Kuzu boşluğu olmasa kebap olmaz. İki çeşit kebap olur. Bir sade kebap olur. Urfa dediğimiz. İşte kuzu eti, kuyruk yağı çekersin zırhtan, tuzunu atarsın. En güzel kebap budur. Urfa. Adana kebabına da pul biber atarsın. Bazen de kapri biber dediğimiz var ya, kırmızı biber. Onu katarsın. Ama biz bazen yeşil biber de katıyoruz. Bizim Birecik haşkaşının özelliği. Maydanoz da vardır, samsak da vardır. Eti yediğin zaman çiğneyeceksin. Böyle dişinde suları gelecek. Hani diyorlar ya lokum. İyi bir et değil. Hani bazen adam olur ya, ruhsuz bir adam. Adamdır ama adamdan bir şey anlayamazsın. Ruhsuz, soğuk bir adam. Bonfile, öyle bir ettir. Ama git antrikota, kendi yağı vardır içinde. Şimdi pastırma alıyorsun. Niye? Diyorsun ki aman diyorsun, içinde yağı olsun. Bu işin de sırrı o, kebabın da sırrı o, yağı olacak. Sürüm olan bir yerden kebap yiyin, korkmayın. Çünkü ürün kalmaz. Bir kuzu etine tuz et, pişir, hiçbir şey atma. Onun lezzetini bir şeyde bulamazsın. Çok ustalık ama kebap ustalık işidir biraz da. Pişirmesi, katması, kıvamını ve kebap ustalıktır. Bugün size meşhur Birecik patlıcanından Birecik kebabı yapıyoruz. Patlıcan kebabı. Abi şu güzelliğe bak maşallah. Birecik patlıcan kebabı. Abi Birecik patlıcan kebabının özelliği böyle tohumsuz olması. Beyaz olması içinin. Kabuğunun güzel soyulması. Bir de böyle kalem gibi olması bak. Bu da yine meşhur Birecik biberi. Bunun da kendine has özelliği vardır. Gevrektir, tatlı bir acıdır. Bu patlıcan kebap, kebapların şahıdır. Bu da çekilmiş sade kıyma, zırh kıyması. Kuzu boşluğu var, kuzu var, kuyruk var. Buna ne yapıyoruz? Birecik haşkaş kebabı için yeşil biber, kırmızı biber, sarımsak, maydanoz, isot, bir de ustanın maharetli elleri. Evet. Buna biraz olmazsa olmaz isot atacağız. Biraz da kırmızı biber. Bu sebze yedireceğiz. Bunun bir özelliği de böyle yuvarlak şişe saplanması. Türkiye'nin en iyi kebabı. İddia ediyorum. Birecik haşkaş kebabı. Yemek sepeti.
yanında, aklındaysa kapında.